Merhaba, ben Justin Ku. MIT'de felsefe bölümünde yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Bugün size filozofların kafalarını yüzyıllardır meşgul eden koşullu cümlelerden bahsedeceğim. Hemen bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan adaylarından Mitt Romney bir konuşmasında ''Eğer güvenlik ağı tamir gerektiriyorsa ben bunu halledeceğim.'' demişti koşullu cümleler aynı bu örnekte olduğu gibi iki bölümden oluşur. Birinci yani öncül bölüm olan güvenlik ağı tamir gerektiriyorsa ve neticeyi bildiren ikinci kısım yani ben bunu halledeceğim. Bugün sormak istediğim sorulardan biri bu örnektekine benzeyen koşullu cümlelerin aslında ne anlama geldikleri. Başka bir deyişte de, işte de Mitt Romney'in bize bu cümleyle ne demek istediği. Bu tarz sorular hakkında düşünmenin bir yolu şöyledir. Size kedi halının üzerinde dediğimde, kedinin halının üzerinde olduğunu söylüyorumdur. Yani kedinin halının üzerinde olmadığını değil, öyle değil mi? Bunun sebebi ikinci cümlenin kedinin halının üzerinde olduğu anlamına geliyor olmasıdır. Tamam, tamam bu çok kolaydı. Peki videonun başında yazdığım iki e, cümle hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Mitt Remley bu sözü söylerken aslında ne demek istiyor olabilir? Remley'in söylemeye çalıştığı şeyi anlamanın yollarından biri ne söylemediğini anlamaktır. Bize güvenlik ağının tamir gerektirdiğini ya da bunu halledeceğini söylemiyor. Söylediği şey güvenlik ağının tamir gerektirmesi ve kendisinin bunu halledeceği arasında bir bağlantı olduğu. Hangi bağlantıdan mı bahsediyorum? Size hemen çok basit bir cevap vereyim. Birinci cümleyle Remni bize güvenlik ağının tamir gerektirdiği ve kendisinin bunu halletmeyeceğini söylemiyor. Aynı zamanda güvenlik ağının tamir gerektirmediği veya kendisinin bunu halledeceğini de söylemiyor. Buna koşul teorisi diyelim. Helenistik dönem filozoflarından Megaralı Philo'ya kadar birçok filozof bu koşullu cümlelerin ne anlama geldiği ile ilgili teorilerle ilgilenmişlerdir. Koşul teorisini biraz daha iyi anlatabilmek için mantıkta kullanılan doğruluk tablolarına başvuracağız. Doğruluk tabloları karmaşık bir cümlenin yani az önce verdiğimiz koşullu cümle örneğinin doğruluğunun onu oluşturan yani öncül ve netice bildiren bölümlerinin doğruluk değerlerine bağlı olduğunu ifade etmenin bir yoludur. Öncelikle basit bir örnek vereyim. Kedi halının üzerinde ve kedi şişman bu cümleyi kuran kişi iki şey söylüyordur. Kedinin halının üzerinde ve şişman olduğunu öyle değil mi? Yani halının üzerinde şişman bir kedi var. Kedi hem halının üzerinde hem de şişmansa üçüncü cümle doğrudur. Kedi halının üzerinde ya da şişman değilse de yanlıştır. Bu cümlenin doğruluk tablosunu yani cümlenin doğruluğunun onu oluşturan bölümlerin doğruluk değerlerine bağlı olmasını şu şekilde çizebiliriz. Doğru olan cümle için D, yanlış olan cümle için de Y harfini kullanacağız. Üçüncü cümlenin doğruluğu onu oluşturan bölümlerin doğruluğuna bağlı olduğu için ilk iki sütunda bölümün e, yanlış ya da doğru olabileceği tüm olası kombinasyonları oluşturduk. Aynı zamanda üçüncü cümlenin sadece ve sadece bölümlerinin ikisinin de doğru olduğu koşulda doğru olduğuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradan bağlı cümlelerin sadece ve sadece bölümlerinin hepsinin doğru olduğunda doğru Diğer durumlarda ise yanlış olduğu sonucunu ve üçüncü cümlenin bize doğru olduğu tek koşul olan kedinin halının üzerinde ve şişman olduğunu söylediği sonucunu çıkarabiliriz. Bunu anladığınıza göre ilk cümleye geri dönebiliriz. Koşul teorisine göre birinci cümle bize güvenlik ağının tamir gerektirdiği ve Ram'nin bunu halletmeyeceğini söylemiyor. Bunun için doğruluk tablosunda güvenlik ağının tamir gerektirdiğinin doğru olduğu ve Rem'nin bunu halledeceğinin de yanlış olduğu durumda koşullu cümleye ikinci satırda Y koyuyoruz. Diğer tüm satırlarda ise D koyuyoruz. Doğruluk değerlerini verdiğimizde koşul teorisine göre koşullu cümlenin ne anlama geldiğini de anlayabiliriz. Koşul teorisi birçok filozof tarafından desteklense de bazı problemlerle de karşılaşılmıştır. Teoriye göre ikinci satır dışında cümlenin diğer tüm satırlarda doğru olması size doğru geliyor mu? Bundan sonraki videoda koşul teorisini zorlayan problemlerden bahsedip koşullu cümlelerin ne anlama geldiklerini açıklamaya çalışan diğer teorilere göz atacağız.